Evet, Mertcan'ın Çakma Sınav serimizdeki dördüncü bölümünü çekiyoruz. Evet, açalım. Say bakalım Mertcan. Sigorta kutusu, akü, akü. Hocam heyecanlı. Heyecanlı mı? Sağ ol. Hava filtresi, akü, krem ödedik ya, motor, motor dolu bir yedi, motor dolu. Motor soğuması, akıdan sileceksin. Evet, kapatalım. Bagaja geçiyoruz. Bagajda da bize direkt kasanın içindekileri anlat. Yangın söndürme tüpü, takoz, çekme alatı, kriko, bidon anahtarı olması lazım. O yok. İçeridedir. Bir yere koymuşuzdur. Ha, şuradan. Bidon anahtarı, reflektör, şehir içi 30 metre, şehir dışı 150 metre aracının arkasına koyduğumuz. Aracımızın satışını aldık. Güzel. Kapatalım. Tüm tekerleklerini böyle vurarak kontrol ediyorsun. Hepsini kontrol edip artık okuruyoruz. Başladın mı? Evet. Öncelikle direk kemerimizi takıyoruz ki ihtimalimiz yüksek. Evet, önce çalıştıralım aracını. Tamam. Şimdi birkaç soru sorayım ona göre. Çıkacağız. Şu nedir? Ne demek? Ufak ve arızanlı ve kısa durmalarda. Tamam. Burası? Teyp. Teyp hangi devirden kaldın acaba? Radyo mu yoksa? Radyo. Heh. Şurası? Klima merkezleri. Bu sıcaklık soğuk. Bu derecesi, bu ağacı, bu da yönleri. Güzel. Aracın kaç vitesle? 6 vites, 5 ileri bir. Kaç fren sistemi? 2. Güzel. Paneli sayalım. Hız deviri göstergesi, kontrol paneli, hız göstergesi, bu arıza göstergesi, bu da benzin göstergesi. Güzel. Sağ sinyal verelim. Sol sinyal. Uzunları yakalım. Uzunlar. Tamam, kapattık. Aynaları kontrol edip çıkıyoruz. Evet. Şimdi Mertcan'cığım. Tek bir sinyalini acımam, affetmem, bırakırım. Tamam mı? Sinyal hatasını vermemezlik yapmıyoruz. Şerit şerit ilerliyoruz. Tamam mı? Çıkalım ufaktan. Tamam. Bekle diyeceğim. Evet. Ufaktan çıkış yapalım. Müzik de dinleyemeyeceğiz telif hakkından dolayı. Sen söylersin, uzun hava çalarız artık. Evet, güzel. Camları kapatalım, ses gelmesin. Klima açarız en kötü. Hepsinden birer tane yapıyoruz. Tek sayı yapalım direkt. Burada sola gireceğimiz için sol sinyalimizi veriyoruz. Evet. Bol bol nerede ne sinyal vermen gerektiğini söylediysem, nerede bir alman gerektiğini söylediysem hepsini anlatarak yapmanı istiyorum. Bakalım aklında neler kalmış. Tamam mı? Müziksiz çok çekileceğini düşünmüyorum bu videonun ama artık yapacak bir şey yok. Alttan ben uzun hava koyarım artık. Burada sola döneceğimiz için sol sinyalimizi veriyoruz. Yaya geçtiğini gördüğünde aracımızı beri alıp sağ sinyalimizi veriyoruz. Evet be. Bir de burada kaldırıma yakın döneceğiz. Şunu şuradan koparayım, dur. Burada araca gaz vermiyoruz. Araç kendi halinde gidiyor. Şeridimize çıkınca sağa geçiyoruz. Sonra bir sağ daha geçeceğiz çünkü bizim şeridimiz orası. Kaç olmalı? 35. Aferin.
Niye 35'ti? Çünkü süremiz de 35 saniye. Evet. Tam yetiyor. Güzel. Bir daha tekrarla orayı, duyulmadı. Hız sınırımız 35. Çünkü süremiz de 35 dakika olduğu için tam yetiyor. Erken gelirsek ne olur? Bir tur daha atarız. O da kalma ihtimali çok yüksek. Evet. Heyecanlandı sanki. Çekinirken. Hocam ilk başlamadı. Şu an değil. Belki bu videoyla popüler olursun ha? Burada neye dikkat ediyorduk? Burada kesik çizgiler, düz çizgiler bittiği zaman kesik çizgilere geldiğimiz zaman sağ sinirimize veriyoruz. Sağa dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Sonra bir sağa daha geçmemiz gerekiyor. Aferin. Alıp sağ sinirimize veriyoruz. Kontrollü bir şekilde içeri giriyoruz. Buradan geniş dönmüyoruz çünkü yukarıdan gelen araçlar olabilir. Dar bir şekilde giriyoruz. Ve kontrollü bir şekilde. Koltuğu geri aldım da ondan. Burada bu rampayı çıktıktan sonra hemen debriyaja basıp arabamızın hızını yavaşlatıyoruz. Güzel. Burada sağ sinyal vereceğiz. Vermezseniz kalırsınız. Sınavda her şeye sinyal veriyoruz değil mi? Evet. Allah'ım bu yolu herhalde bu videoyla bitiririz. Herhalde hocam. Diğer videoları da buralar hep kalabalık. O zaman biz burada bir durduralım. Ve de tekrar başladım. Burada ne yapıyoruz? Anlatarak gitmeni istiyorum. Nelere dikkat ediyoruz? Burada ilk önce sinirimizi verelim. Belli olmaz. Camlarımızı da kapatalım da çok ses gelmesin. Bekle, girme. Belki o bir de park edecek. Bekle. Koltuğun da rayına bir oturmamış. İki de böyle çıt 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 yapıyor. Aha. Yok, gene kurdu. Tam kayda başlıyorum. Trafik gibi. Öndeki stop etti. Kaldı. Bir hakkı daha var. Evet. İlerlere doğru gidelim. Aa, ayağım sıkıştı da tamam şimdi. Pardon. Pedalın altında kaldı ayağım. Evet, dümdüz devam et. Burada aracımızı ortalamamız gerekiyor ki rahat bir şekilde girelim. O buraya gidecek. Tamam, ilerlere doğru ilerle. Bekle, bu 3'e girecek büyük ihtimal. Şuna girsin, biz ilerleyelim. Altına aynısı çekildi. Korkuyorum şimdi basar gibi. Yalnız var ya, kameradan ne güzel duruyor manzara. Bakar mısın? Çok güzel.
Çok efsat oluyor. Hiç dikkat etmemiştim hocam. Bu kadar güzel olduğuna değil mi? Şöyle tutalım da reklam yapmayalım. Hocam dilim geçti. O da tam ortalanmadı için. Burada da şu en baştan 3. duba orada beyaz bir tane bant var. Onunla bunu hizalıyoruz. Hadi o... git bakalım ileri doğru. Kaça gireyim? Şu şey çıkacak ya, gri olan. Bakayım oraya girecek. Dur bakalım. Tamam, şuna gir. 4'e giriyorsun. Hemen yanımızda şurada ya. Hadi gel. Bakalım Mertcan L parkı yapabilecek mi? Buradaki kurallar çizgilere ve dubalara değmeden içeri girmesi gerekiyor. Gayet güzel. Çıkış yapıyoruz. Aradan çıkıp beni alırsın. Şu aradan çıkıp. Park okey. Sıradaki yerimiz neresi? Arana Park. Burada sinyalimizi veriyoruz. Hocam, Kemal Hoca öğrencisi yaptı. Aynen. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Kapanmasın. Bugün tır yok hocam ya. Evet, şansına. Burada sinyallere çok dikkat et. Çabuk kapanabiliyor. Atıyor. Buradan da kontrollü bir şekilde çıkıyoruz. Bir sonraki yerimiz nereydi? Paralel park. Güzel. Yani iki araç arası park etme. Burada şu ileride Mercedes logosu var. Onu gördüğümüzde sağ sinyal veriyoruz. İçeri giriyoruz. Biraz Mercedes'in reklamını yaptık ama olsun. Aşağıya etiketleyip bari de Mercedes sponsor olur. Şimdi hiç yolu bilmeyenler olabilir. Doğru. Gönül isterdi ki Mercedes'te çalışıp Mercedes'in reklamını yapmak ama. Şimdi biz Clio'yla çalışıp şu ileride düz çizgi bitiyor. Kesik çizgiler başlıyor. Orada aracımızı biri alıp yavaş yavaş kaydırıyoruz ve yavaş yavaş sağa doğru yaklaşıyoruz. Maksat yolu açmak. Trafik. Bir de müziksiz ya, çekilmiyor değil mi? Yeniden müzik söylediğin zaman şey yapıyorsun. Rahat ediyor yani. Çok pek fazla takmıyorsun. İlerlere gidelim. Evet, ilerlere gidelim. Aradan girebilirsin. Girersin. Girelim. Biraz daha sağlık hem. Yeni kaydırırsın. Tamam, solundan takip et.
Devam. Şu kağıt şeyi takip et, kırmızı aracı takip et. Reklam yapıyordum yine. Devam. Geçelim onu. Geç. Evet, geçelim. Şimdi anlatarak yapmanı istiyorum. Şimdi şu evet. yere gireceğim. O yüzden bir öndeki alana gidiyorum. Ve aracımı güzel bir şekilde ortalıyorum. Tamam, burada sonra durduk. Sonra geri gelirken... Sen içeride anlat, ben gidiyorum. Dışarıdan izleyeceğim. Bakalım Mertcan'ın debriyajda bir sıkıntısı var mı? Paralel parkını yapabilecek mi? Hizasını aldım. Şimdi manevralarını kullanıyor. Burada önemli olan tekerinin L parktaki gibi sarı çizgiye değmemezlik olmayacak. Ön ve arka tekerinin sarı çizgiye değmesi gerekiyor. Tüm hizalarını aldıktan sonra tam solda içeri girecek. Ufak bir kalp krizi yaşadı şu anda içeride. Evet, aracını düzledikten sonra çıkış yapıyor. Şimdi çıkabilirsin. Çıkalım. Evet, sinyalini verdi. Dubalara değmeden çıkışını yapıyor. Bu kadar parkı. Ufak bir kalp krizi geçirdin. Ne diyorsun bu duruma? Ben de buraya olacak diye şey yaptım. Çünkü neye park gibi zannettim hocam. Direksiyonu kırdım. Evet, çıkalım. Bir sonraki yerimiz neydi Mertcan? Yokuş kalmış. Güzel. En sevdiğimiz. En zevk aldığım. Benim bir tane o şeyden almam lazım. Neydi o tutamacı ismi? 360'da. Tripod. Tripodun yeni nesili. Aynen. Parmağım burada yoksa felç olacak. Serçe parmağın üstünde şu an bütün telefonun evet, ağırlığı. Telefonu iyi bir tık daha açayım. Nereden açıyorum? Burada ne yaptığımızı anlat. Burada sağ sinirimizi veriyoruz ve şeytan üçlüsünü yapıyorum, ona gidiyoruz. Evet. Burada da yavaşça biraz daha ilerle duralım. İlla o sarıda durmana gerek yok. Biraz daha yaklaş sağa doğru. Sizce sağa doğru yakınlaş ve duralım burada. Burada duruyoruz. Evet, anlat şimdi. Sonra sağ sinirimizi verip aracımızı kaldıracağız. Ve şeytan üçlüğümüz neydi? Sinyal. Aynalar ve neydi? Vites. Evet. Sinyal, vites, ayna. Üç şeytanı kontrol ettikten sonra çıkış yapıyoruz. Onun önüne geçme, sonrasında geçersin. Geçelim. Hızlan önce burada bir. Hızını al. Ne üçgeni görüyoruz? Bir sürü üçgen var burada. Şimdi onlar değil. Tam önümüze bir tane boş üçgen. Adını bilmiyorum. Aşk olsun. Ne demiştim ben? Şey, kavşak üçgenini.
kavşak altındaki şey, levha. Üstündeki neydi? Yol ver tabelası. Ters üçgen tabelası. Ters üçgen yol ver. Evet. Onu gördüğümüz zaman sinyalimizi veriyoruz. Burada aracımızı bir atmıyoruz. Debriyajlı aracımızı kaydedeceğiz. Evet, yokuş olduğu için. Otomatikten 20'ye zaten çıkıyor. Ne yapıyorduk burada? Burada yine aynı şekilde dar giriyoruz. Kendi şeridimizde. Çuçukura dikkat edelim. Bu şekilde gidiyoruz. Sonra sağa geçeceğiz. Kontrollü bir şekilde. Ufak ufak girebilirsin. Şerit senin. Geçebilirsin. Sonra bir sağa daha geçeceğiz. Kendi şeridimize. Güzel. Ve burada kontrollü bir şekilde aşağı gidiyoruz. Sınava girecek adaylara mesaj vermek ister misin? Nelere dikkat etsinler? Sen sinyal, de. Heyecan yapmayın. Yani başka bir şey yok. Bakalım kendi yapacak mı? Bir de öyle bir durum var. Buradan annene babana da mesaj ver istersen. Anne baba arabayı direkt veriyorum bana bak siliyorum. Ehliyet aldıktan sonra direkt trafiğe değil de caddede kağıthanede dolaşmak istiyorum. Mevki de verdik. Evet. Onun dışına çıkma söz. Çıkamam zaten. Niye çıkamıyorsun? Ehliyetin var sonuçta. Var da alışkın değilim mi? Onun söz seninle çıkacağım baba. Allah aşkına arabaya ver bana. Şimdi ani frene gireceğiz. Evet. Ne yapıyorduk? Sağ sinyalimizi veriyoruz. İleride gazı keseceğiz. Debriyaj falan. Hocam telefonu sıkıntı sallamıyor. Burada yavaş yavaş yanaşıyoruz. Gazımızı kestik. En öndekine gireyim mi hocam? Sen girmiyorsun. Sen gir içeri ben söyleyeceğim. Burada dur dedim mi duracaksın. Dur. Hızlı. Güzel. Bir tripod olmasam da güzel bence tuttum. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Evet. Düz çık önce yavaşça. Yakınlaşman lazım. Şundan sonra çıkıyor. Yol verecekti. Bir sonraki yerimiz neresi? 25 yere gitme ondan sonra sınavımız bitiyor inşallah. Evet. Tamam edeceğim artık. Şu ana kadar bir sinyal hatası yapmadın. Yapmadım. Vites hatası yapmadın. Stop etmedin. İnşallah sağ olun. Hocam sizde olacağınız için pek panik heyecan İnşallah. İnşallah. Yanında size oturmuş. Tam en sende olacağım çünkü. Hocam arada kopya verin. Komisyonlar 3'e de attırıyor bu arada. En iyi soru. Şoför olduğunu anlarsa. Evet. Bir de burada rahat bir konu. Var. Işıklara çok dikkat edin. Dün az kara kırmızıda geçiyor. Evet. Burada ne yapıyorduk? Sarı ışıkta bile geçmiyoruz sınavda. Evet. Yoksa kalırsınız. Aracımızı bir attık kaydırıyoruz. Yapmış. Ben yeşili bekliyoruz. Demek ışıklara takılmak istemiş. İnşallah, inşallah komisyon iyi olur da arabada da çekeriz. İnşallah. O geçen gün komisyon olursa burada sağ sinyalimizi veriyoruz ve yavaş yavaş içeri gireceğiz. Güzel. 25 metre. Bu arada debriyaj aracı kaydırıyoruz ve oradaki sarı çizgilere basmıyoruz. Basarsak kalırız. Evet. Burada şimdi Duygu Hoca'nın omuzunu hizalayacağız. Dubai'ye. Ondan sonra içeri gireceğiz inşallah. İnşallah sabah olmadı.
ısır olmasın yol. Niye? Heyecan mı gidiyor? Hem heyecan gidiyor hem de şey süre tam yetiyor ya. İkinci tur atma şansı pek olmuyor. Sakin ol Mertcan. Sakin ol, tamam yapacağız. Evet, biz ileridekine gidelim. Allah'ım ileridekine gidecektim madem, neyi bekledim? Tamam, buraya giriyoruz. Nasıl giriyorduk? Neye dikkat ediyoruz? Dubai'yi hizalıyoruz. Ondan sonra Duygu Hoca'nın omuzuna. Sonra tam turu çevirip aracı kaldırdıktan sonra devrilerce kaydırıyoruz. Ve hemen kırmıyoruz. Biraz içeri girdikten sonra devrilce basın. Sonra direksiyonumuzu düzeltip topluyoruz. Bu kadar yeterlidir. Sonra da geri vites alıp. Burada dikkat etmen gereken ne? Sarı çizgilere değmemek. Evet. Kötüyü çağırmıyoruz. Burada nereye kadar geliyordum? Sarı çizgiyi biraz geçtikten sonra zaten komisyonlar yeterli diyor. Sarı çizgiyi biraz geçmemiz yeterli. Doğru mu hocam? Evet. Ve güzel. Yeterli. Nasıl sonra çıkıyorum? Sol sinyali verip yolu kontrol ederek çıkıyoruz. Evet. Motordan sonra çıkacağım. Sola daha geçeceğim. Hı hı. Bir sonraki yerimiz artık neresi? Sınav alanı. Başlangıç alanı. Başlangıç alanı. Bu arada şeritleri teker teker geçin. Her şeride değişiyorsunuz. Sinyali kapatıp bir daha sinyal verin. Çünkü bir anda geçerseniz kalırsınız. Evet. İki şerit birden atlarsak şeridimize geçtikten sonra birazcık ipliğimiz var. Çok az. Ondan sonra sinirlerim çıkabiliriz. Şu öndekinin yaptığını yapmıyoruz mesela. Direkt kalırsınız. Ben bir yana geçeceğim. İleride sıkıntıya girmem için hocam. İleri düşünmek lazım. Kesinlikle. Çünkü sınav da kalabalık olacak. En önce kendimizi sağlamamız lazım. Bir anormal. Dün de güzel. Uzun kollu giydim. Bu sefer de güneş açtı. Bu nasıl saçma? Şu ya. Kırmızı aracın arkasına girebilirsin. Önde yer yoktur kesin. Abi. Burada ne yapıyorduk? Sağ sinyali verip içeri kontrollü bir şekilde giriyoruz. 25'te 25'e gidiyor. Evet. Sonrasında arabayı nasıl bırakıyorum? Aracımız boş aldık. Çekip su tadı bırakıyoruz. Bravo. Başarılı.